Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu modal partikel. Hazırsanız dersimiz başlasın. Başlığa baktığımızda arkadaşlar modal partikel 3 görüyoruz değil mi? 3. Dolayısıyla önceki dersimizde görmüştük bunun anlamını. Ancak şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Ne demiştik? Bundan kasıt neydi? Modal partikelinden kasıt. Pekiştireçler de arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Mesela işte ben geliyorum ya da diyelim ki işte sen geliyorsun derken du kommst, komm doch, gelsene diyorduk değil mi? Burada doch ne anlama geliyordu? Pekiştireç noktasında yapsana etsene gibi değil mi? Ne yapmış oluyorduk? Karşımızdaki kişiye bir motivasyon gibi de düşünülebilir belki bu. Ne yapmış oluyorduk? Anlamı daha bir altını çizmiş oluyorduk ve yukarı çekmiş oluyorduk değil mi bunun anlamını? Dolayısıyla burada bu pekiştireçleri incelediğimizde anlamlar birazcık daha yukarı çıkmış oluyor. Daha bir anlamlandırmış oluyoruz. Dilerseniz aber ile başlayalım. Aber kelime anlamı neydi arkadaşlar? Ama demekti. Ancak buradaki kullanımı çok çok farklı. Anlamı çok çok farklı. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. Ne demiş? Du bist aber schon groß. Evet. Du bist groß. Bakın burada aslında iki pekiştireç var. Schon çoktan anlamında değil mi? Aber ama. Ancak burada du bist aber schon groß. Ama da büyümüşsün gibi bir anlam çıkmış oluyor. Burada küçük bir çocuğa değil mi söyleyebileceğimiz bir cümle bu. Ama da büyümüşsün dediğimizde demek ki du bist aber schon groß diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada aber çok farklı bir anlamda olan değil mi? Ne yapmış oluyoruz? Burada bir şaşkınlık olabileceği gibi değil mi? Karşımızdaki ne yapmış oluyoruz değil mi? Ufak bir çocuk örneğinden gidecek olursak amma da büyümüşsün deriz ya hani. Bu nokta işte ona denk gelmiş oluyor. Bir sonraki cümleye bir bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Die Braut sieht aber toll aus. Evet, die Braut neydi? Gelin demekti değil mi? Die Braut gelin demek. Aussehen ayrılabilir fiili değil mi? Bunu görüyoruz. Sehen aynı zamanda neydi? Düzensiz bir fiildi değil mi? Ayrılabilir. Aynı zamanda düzensiz fiil olan aussehen'i görüyoruz. Neydi bunun anlamı? Gözükmek demekti değil mi? Toll bu da harikulade, müthiş anlamındaydı. Dolayısıyla buradaki aber neydi? Ne yapmış oluyoruz? Cümlenin anlamını birazcık daha yukarı çıkarmış oluyoruz. Ne yapıyoruz çünkü? Pekiştirmiş oluyoruz bu durumu. Ne diyor cümle? Die Braut sieht aber toll aus. Gelin amma da güzel gözüküyor. Değil mi? Amma da değil mi? O anlama çıkmış oluyor. Dolayısıyla aber olmasaydı da olurdu. Ne olurdu o zaman? Die Braut sieht toll aus. Gelin güzel gözüküyor. Ancak burada aber olduğunda ne olacak? Gelin ne kadar da güzel gözüküyor değil mi? Altını çizmiş oluyoruz burada. Güzel bir temenni, güzel bir motivasyon katmış oluyor değil mi? Bu aber. Evet, sonraki örneğimize bir bakalım. Der Pullover ist aber teuer. Evet, ne diyor? Kazak pahalı ama da pahalı değil mi? Bakın aber olmasaydı der Pullover ist teuer. Kazak pahalı. Ancak burada kazak amma da pahalı dediğimizde ne yapacağız? Aber yapısını, aber pekiştiricini kullanacağız ve ne diyeceğiz? Der Pullover ist aber teuer. Kazak amma da pahalı demiş oluyoruz değil mi? Sonraki pekiştiricimize bakalım arkadaşlar. Blues, evet blues. Bunun anlamı ne? Buna bir bakalım arkadaşlar. İlk örneğimiz Wo hat das Kind blues seine Bücher gelassen? Evet, bir anlamlandıralım. Das Kind neydi? Çocuk demekti. Seine Bücher, kendi kitaplarını gelassen, lassen neydi? Bırakmak demekti. Burada perfect olarak karşımıza çıkmış. Hat gelassen değil mi? Yani burada ne demiş oluyor bu cümle? Çocuk kitapları nereye bıraktı? Anlamından ziyade bıraktı ya da bu çocuk kitapları nerede unuttu? Gibi bir anlam çıkmış oluyor. Çünkü lassen bırakmak, terk etmek anlamında. Ancak bunu bu yapıda incelediğimizde, bu cümle içerisinde incelediğimizde çocuk kitaplarını nerede unuttu
Değil mi? Ancak buradaki blues nerede unuttu acaba? Nerede unuttu ki? Gibi bir anlam çıkmış oluyor ki o da o zaman blues ile blues pekiştirici ile ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş ve anlamı daha da bir yukarı çekmiş oluyoruz değil mi? Çünkü durağan bir şekilde olurdu blues olmasaydı ne olurdu? Fuat das Kind seine Bücher gelesen. Çocuk kitaplarını nerede unuttu? Bakın ne kadar kuru bir anlatım. Ancak yukarı çektiğimizde bu çocuk nerede unuttu acaba kitaplarını derken Wo hat das Kind bloß seine Bücher gelassen? Değil mi? Burada bir şaşkınlık, burada bir merak da işin içerisine katmış oluyoruz değil mi? Bloß yapısıyla. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Wie soll ich bloß um diese Uhrzeit nach Hause fahren? Evet, wie soll ich melimalı yapısını görüyoruz burada. Um diese Uhrzeit bu saatte demek arkadaşlar. Um diese Uhrzeit demek ki bu saatte demekmiş. Nach Hause fahren, eve nasıl giderim bu saatte? Ancak burada blues olduğunda tüh tüh tüh, vah vah vah. Ben bu saatte eve nasıl gideceğim dediğimde ne yapmış oluyorum? Cümlenin anlamına değil mi anlam katmış oluyorum. Ne yaparım acaba bu saatte yollarda? Eve nasıl gideceğim? Tüh 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 gibi bir anlam katmış oluyoruz. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Blues pekiştiricini işin içine katıyoruz ve diyoruz ki Wie soll ich bloß um diese Uhrzeit nach Hause fahren? Değil mi? Burada bir şaşkınlık, burada bir değil mi? Artık bilinmezlik var değil mi? Ne yaparım da eve giderim? Bu saatte yani değil mi? Otobüs yoksa o saatte herhangi bir araç yoksa değil mi? Bir çaresizlik varsa ne yapıyoruz? Demek ki blues pekiştiricini işin içine katmış oluyoruz ve diyoruz ki Wie soll ich bloß um diese Uhrzeit nach Hause fahren? Bu saatte eve nasıl giderim? Değil mi? Sonraki örneğimize bakalım. Mein Freund, pass bloß auf. Aufpassen ayrılabilir fiili neydi? Dikkat etmek demekti. Mein Freund bunu da biliyoruz artık. Arkadaşım. Bakın burada apayrı bir anlam var. Şöyle ki arkadaşım dikkat et. Yani burada bir tehdit unsuru olabileceği gibi bir ne var? Bir ultimatum var. Arkadaşım dikkat et. Ayağını denk al derler değil mi? Güzel Türkçemizde. Ayağını denk al ya da dikkatli ol. Yaptıklarına dikkat et. Çünkü evet bunun neticesinde başka şeyler olabilir denilebiliyor değil mi? Böyle bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla mein Freund pass bloß auf değil mi? Arkadaşım dikkat et yaptıklarına burada bir ultimatum varmış demek ki. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du bist aber schon groß. Du bist aber schon groß. Die Braut sieht aber toll aus. Die Braut sieht aber toll aus. Der Pullover ist aber teuer. Der Pullover ist aber teuer. Wo hat das Kind bloß seine Bücher gelassen? Wo hat das Kind bloß seine Bücher gelassen? Wie soll ich bloß um diese Uhrzeit nach Hause fahren? Wie soll ich bloß um diese Uhrzeit nach Hause fahren? Mein Freund, pass bloß auf. Mein Freund, pass bloß auf. Sıradaki modal partikelle devam edelim. Wohl görüyoruz arkadaşlar. Wohl ile ne kastediliyor? Ona bir bakalım. İlk örnekle. Weißt du wo Ursula ist? Ursula bu bir kadın ismi arkadaşlar. Ursula'nın nerede olduğunu biliyor musun sorusu. Demek ki Weißt du wo Ursula ist? Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Sie wird wohl in der Uni sein. Evet, wird sein gelecek zaman. Ancak burada arkadaşlar bir tahmin söz konusu. Olasılıkla üniversitededir gibi. Yani tahminen üniversitededir denildiğinde arkadaşlar burada wohl pekiştirici. Demek ki ne yapmış oluyoruz wohl'la? Tahminen o üniversitededir anlamı katmış oluyor. Tabii wohl olmasaydı ne olurdu? Sie wird in der Uni sein.
Bu birazcık kuru bir anlatım. Ancak Zivyet Wohl in der Uni sein denildiğinde bu birazcık daha ne yapmış oluyor? Bir tahmin yürütülmüş oluyor. Dolayısıyla Zivyet Wohl in der Uni sein büyük olasılıkla ya da tahminen üniversitededir demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Dem man geht es wohl gut. Evet. Dem man, evet. Adam olasılıkla iyi durumdadır. Yani söz gelimi bu adam yaşlı bir adam da olabilir değil mi? O zaman ne derdik buraya? Dem alten man. Hatta diyelim isterseniz şuraya şöyle diyelim ki dem alten man. O zaman ne olurdu? Dem alten man. Yaşlı adam kastedilmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla dem alten man geht es wohl gut. Olasılıkla yaşlı adamın keyfi ya da durumu iyi anlamına gelmiş oluyor dem alten man ile. Dolayısıyla bunu arkadaşlar ki bunu daha önceden de söylemiştik. E'si başa alsaydık şöyle de diyebilirdik. Es geht dem alten man wohl gut. Bu da pekala olabilirdi. Ancak Almanca'daki bizim durumumuz neydi? Eylemimiz her zaman neredeydi? İkinci pozisyonda olması gerekiyor değil mi? Çünkü diğer türlü ne olur? Yanlış olur. Mutlaka ama mutlaka gehen nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Gehen'in ikinci pozisyonda olması gerekiyor. Dolayısıyla dem alten man geht es wohl gut denildiğinde yüksek olasılıkla değil mi? Yaşlı adamın keyfi yerinde, sağlığı yerinde demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın ob Manuel wohl pünktlich ankommt. Evet, bakın bu arkadaşlar ob hatırlayacak olursanız oblu cümlelerde görmüştük. Bunu ne yapıyorduk oblu cümlelerde? Şöyle bir hatırlayalım. Eğer soru cümlesi varsa ve biz bunu indirect yaptığımızda ne yapıyorduk? Ob'u kullanıyorduk. Tabii bunu günlük dilde kullanabiliriz. Yazılı dilde belki sıkıntı olabilir bu. Çünkü ob'la başlandığında ne yapıyorduk? Mutlaka önünde bir şey olması gerekiyordu. Ancak konuşma dilinde böyle olabilir bu. Kullanılabilir. Şu anlama gelmiş oluyor. Pünktlich neydi arkadaşlar? Zamanında demekti. Ankommen de varmak demek. Dolayısıyla bu soru Manuel neydi? Kadın, erkek. Bu bir erkek ismi. Acaba Manuel zamanında varır mı? Gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla ob Manuel wohl pünktlich ankommt. Acaba Manuel zamanında gelir mi? Demiş oluyoruz. Değil mi? Dolayısıyla bunu daha çok yazılı dilden ziyade konuşma dilinde kullanabiliriz arkadaşlar. Acaba Manuel zamanında gelir mi? Değil mi? Demiş oluyoruz. Yazılı dilde ben açıkçası bu şekilde kullansaydım ikileme girebilirdim. Şöyle ki ben bunu yazılı dilde kullanacak olsaydım şöyle diye ben açıkçası şöyle derdim. Ich weiß nicht, ob Manuel pünktlich ankommt derdim. Ancak konuşma dilinde, sokak jargonunda ob Manuel wohl pünktlich ankommt, Manuel gelir mi? Zamanında gibi bir anlam çıkıyor. Evet, burada da demek ki wohl ne yapmış oluyor? Zamanda gelebilir mi diye değil mi bir soru sormuş oluyoruz. Yani bilmiyoruz, tahmin yürütüyoruz. Dolayısıyla tahmin içerisinde düşünüldüğünde wohl burada kullanılması doğru olacaktır arkadaşlar. Ob Manuel wohl pünktlich ankommt? Değil mi? Sorusunu sormuş oluyoruz. Eigentlich. Evet. Eigentlich neydi arkadaşlar? Aslında demekti değil mi? Eigentlich aslında demek. Ancak buradaki kullanım şu anlamda arkadaşlar. Bir konuyu değiştirmek istediğimizde hani böyle kıvrak bir şekilde tatlı bir şekilde konu değiştirmek istediğimizde bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradaki kullanımına bir bakalım. Ondan sonra diğer kullanımına da bakmış olalım. İlk örnekte ne diyor? Was kommt heute eigentlich im Fernsehen? Was kommt heute? Ne geliyor bugün televizyona? Yani bunun anlamı şu. Bugün televizyonda ne var?
Değil mi? Diyelim ki bir şeyler konuşuluyor ve ondan sonra siz tatlı bir şekilde konuyu değiştirmek istiyorsunuz. Diyelim ki ya bugün televizyonda ne var gibi kullanılırken Was kommt heute eigentlich im Fernsehen diyebilirsiniz. Tabii burada eigentlich'i atsaydık da olurdu. Şöyle de diyebilirdik. Was kommt heute im Fernsehen? Bugün televizyonda ne var? Dolayısıyla eigentlich olduğunda orada birazcık daha böyle süslü bir anlatım, daha böyle güzel bir anlatım var ve konuyu böyle tatlı bir şekilde ne yapmış oluyoruz? Başka bir yere çekmiş oluyoruz ve diyoruz ki Was kommt heute eigentlich im Fernsehen? Bugün televizyonda ne var acaba? Gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sonraki cümlemize bakalım arkadaşlar. Eigentlich ist das Haus nicht so teuer. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Ev aslında o kadar da pahalı değil demiş oluyoruz. Değil mi? Dolayısıyla eigentlich burada birebir kendi anlamına yakın ya da birebir kendi anlamında olan bir durum değil mi söz konusu? İşin aslı o kadar da pahalı değil gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla eigentlich ist das Haus nicht so teuer. Değil mi? Şöyle bir düşündüğünde o kadar da pahalı değil ya dersin. Dolayısıyla eigentlich ist das Haus nicht so teuer. Ve son örneğimize geldik arkadaşlar. Son örneğimiz ne diyor? Wie heißt du eigentlich? Evet arkadaşlar burada bir karşınızdaki kişinin ismini unutmuş olabilirsiniz. Benim sıklıkla karşıma gelebiliyor bu. İsmini unutabiliyorum. Dolayısıyla bu durumda ne diyeceğim? Wie heißt du eigentlich? Ya senin adın neydi? Değil mi? Unuttuğunuzda. Ya senin adını hatırlıyorum ama ya neydi acaba? Gibi sorduğumda demek ki Wie heißt du eigentlich? Denildiğinde burada daha tatlı bir anlatım söz konusu. Wie heißt du demektense çünkü bu çok direkt bir şekilde daha önceden gördüğünüz birisine bunu söyleyemezsiniz. Yani bu biraz kaba kaçabilir. Dolayısıyla işi birazcık yumuşattığınızda Wie heißt du eigentlich? Ya adın neydi senin? Ya kaçtır seni görüyorum ama adın neydi? Denildiğinde Wie heißt du eigentlich? Sorusunu sorduğumuzda daha doğru, daha iyi bir anlatımla karşımıza ne yapmış oluyoruz? Hitap etmiş oluyoruz değil mi o kişiye? Dilerseniz bu görmüş olduğumuz konuları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Weißt du wo Ursula ist? Weißt du wo Ursula ist? Sie wird wohl in der Uni sein. Sie wird wohl in der Uni sein. Dem alten Mann geht es wohl gut. Dem alten Mann geht es wohl gut. Ob Manuel wohl pünktlich ankommt? Ob Manuel wohl pünktlich ankommt? Was kommt heute eigentlich im Fernsehen? Was kommt heute eigentlich im Fernsehen? Eigentlich ist das Haus nicht so teuer. Eigentlich ist das Haus nicht so teuer. Wie heißt du eigentlich? Wie heißt du eigentlich? Arkadaşlar şimdi de modal partikelin konusunun sonuncusu olan sonuncu modal partikel yani pekiştirici olan einfach'ı bir inceleyelim. Einfach kelime anlamı ne arkadaşlar? Kolay demek. Ancak cümle içerisindeki pekiştirici noktasına baktığımızda farklı anlamlar doğabiliyor. Dilerseniz ilk örneğimizle bir başlayalım. Ich habe einfach keine Lust rauszugehen. Arkadaşlar bakın burada keine Lust neydi? Hevesim yok anlamında değil mi? Hevesinin olmaması anlamında keine Lust. Rausgehen neydi arkadaşlar? Zu plus infinitif girmiş araya. Rausgehen ayrılabilir fiile değil mi? Dışarı çıkmak demek değil mi? Dışarı çıkmak, dolaşmak, arkadaşlarla bir araya gelmek anlamına da gelebiliyor rausgehen. Cümleye baktığımızda einfachlı pekiştirici baktığımızda Ich habe einfach keine Lust rauszugehen. Yani gerçekten dışarı çıkmak istemiyorum gibi bir anlam çıkmış oluyor. Yani burada dışarı çıkmayı çok istemiyorum gibi ne yapmış oluyorum? Altını çizmiş oluyorum. Yani hevesim yok evde kalmak daha cazip geliyor gibi bir anlam çıkabilir aslında burada. Değil mi? Ich habe einfach keine Lust rauszugehen demiş oluyorum ve ne yapmış oluyorum? Cümlenin altını çizmiş oluyorum, pekiştirmiş oluyorum değil mi? Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar.
Die blaue Krawatte passt einfach nicht zu dem Hemd. Bu da herhalde anlaşılır değil mi? Die blaue Krawatte, mavi kravat, passen neydi arkadaşlar? Uygun düşmek değil mi? Eşleşmek, uygun düşmek anlamında. Nicht zu dem Hemd, gömleğe uymuyor. Bakın burada einfach, yani mavi kravat gerçekten de uymuyor o gömleğe derken değil mi? Gerçekten diyebiliriz. Başka pekiştiricileri de kullanabiliriz değil mi? Güzel Türkçemizde o kadar çok pekiştiriç var ki tıpkı Almanca'da olduğu gibi gerçekten ya da işte sokak jargonunda değil mi? Argo'da harbiden de denilebiliyor ya değil mi? Burada da einfach sözün tam anlamıyla ya da gerçekten harbiden gibi anlamları barındırıyor. Dolayısıyla mavi kravat gerçekten de o gömleğe uymuyor derken die blaue Krawatte passt einfach nicht zu dem Hemd demiş oluyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda ne diyor son örneğimiz? Er hat einfach kein Geld, sich neue Kleider zu kaufen. Bu da herhalde anlaşılır değil mi? Kein Geld, hiç parası yok. Sich neue Kleider zu kaufen. Kleider, kıyafetler. Kaufen, zu kaufen. Bakın burada da gene zu plus infinitiv var. Sich kaufen. Sich neue Kleider kaufen. Kendine yeni kıyafetler almaya parası yok. Yani onun hiç mi hiç parası yok. Yani orada neyin altını çizmiş oluyoruz? Sözün özü. Yani gerçekten de parası yok yeni kıyafet almaya demiş oluyoruz. Ve burada einfach'ı işin içerisine katmış oluyoruz. Bu olmasaydı bakın burada model partikel aslında çok böyle mutlaka kullanılması, mutlaka olması gereken yapılar değil. Değil ama biz bunları kullandığımızda ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Cümlenin anlamını ne yapmış oluyoruz? Yüceltmiş oluyoruz ve altını çizmiş oluyoruz. Bu sebepten ne yapıyoruz? Buradaki bu pekiştireçleri kullanıyor oluyoruz. Dolayısıyla er hat kein Geld pekala diyebilirdik. Er hat einfach kein Geld yani sorgulama artık. Adamın parası yok gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla er hat einfach kein Geld sich neue Kleider zu kaufen denildiğinde artık sorgulama adamın parası yok ve kendine kıyafet alamıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich habe einfach keine Lust rauszugehen. Ich habe einfach keine Lust rauszugehen. Die blaue Krawatte passt einfach nicht zu dem Hemd. Die blaue Krawatte passt einfach nicht zu dem Hemd. Er hat einfach kein Geld, sich neue Kleider zu kaufen. Er hat einfach kein Geld, sich neue Kleider zu kaufen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde modal partikeln yani pekiştireç kelimelerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.